Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Merhaba. Merhaba. Olan oldu. Bundan sonra yaralarımızı sarmaya çalışacağız. İnsanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Can sağ olsun. Evet, öyle. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Aynen. Evet. Burada denizden gelmeyenlerle ulaşmaya çalışacağız. Ulaşmaya çalışacağız. Ulaşmaya. Bir gün gelmeyecek. Bir felaketti ama tabii tedbirsizlik, ihmalkarlık. Hoş geldiniz. Bunlar da işine gelince maalesef böyle kötü bir tablo çıktı ortaya. Açıklığımıza bakmamız gerekiyor. Evet, evet. Onlar zaten var, her zaman hayatımızda dolacak bu. Evet. Katma, katma. Geçmiş olsun. Şing 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 dedi. Aman Allah'ım. Bunları öncelikle hepimize geçmiş olsun. Pazarcık halkı başta olmak üzere depremden, bu afetten zarar gören bütün insanlarımıza, halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Pazarcık'tan. Evet, büyük bir felaket yaşandı ve bu büyük bir felaketin ardından bu 5. günde bu felaketin tablosunu, bu felaketin ağır yaralarını ve bu felaketin bize yaşatmış olduklarını 5. günde çok daha net olarak görüyoruz. Çok ağır bir tablo var. Çok ağır hasarlar var. İnsanlar yakınlarını kaybetti. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Öncelikle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza, halkımıza acil şifalar diliyorum. Enkazın altında olan insanların da 5. günde bir mucize bile olsa yeniden hayata tutunmaları için, yeniden yaşayabilmeleri için en kısa zamanda enkaz altından çıkarılmalarını temenni ediyorum. Çok zor bir süreçten, bir zamandan geçiyoruz. Ancak bu zor zamanda bizleri ayakta tutan dayanışmadır. Bizleri ayakta tutan insanlıktır. Bizleri ayakta tutan birbirimizin elini tutmaktır, vicdanlarına dokunmaktır. Bu 5. günde sadece bir şeyin çok önemli olduğunu gördük. Evet, yıkım var, afet var, ancak insanlık da var. Özellikle felaketin yaşandığı ilk günden beri deprem bölgelerinin her yerine gitmeye çalıştık. İnsanlarımızın yanında olmaya çalıştık ve yaraları birlikte sarmaya çalıştık. İlk gün Diyarbakır'daydık. İkinci gün Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da tıpkı burası gibi, Pazarcık gibi çok büyük bir hasar görmüştü. Çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. Ancak bunun yanında kaderine terk edilen insanların acılarıyla baş başa kaldığı bir kent vardı, tıpkı burası gibi. Adıyaman'da da, Maraş'ta da, Hatay'da da deprem bölgesi, deprem felaketi olan her yerde aynı manzarayla karşılaştığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu fotoğraf Türkiye tarihine geçti. Bu fotoğraf AKP iktidarının
yönettiği bir ülkede kötü bir fotoğraf olarak insanların beyinlerinde yerini aldı. AKP hükümeti ortağıyla birlikte bu felaketin yaşandığı günden beri insanları kaderleriyle baş başa bıraktılar. Depremin, doğal afetlerin, felaketlerin bir kader olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı insanları kendi kaderleriyle baş başa bıraktı aslında. İmar affı çıkarmak bir kader değildir. Enkazın altında insanların, çocuklarının seslerinin gelmesi bir kader değildir. İlk iki günde hiçbir şekilde müdahalenin yapılmaması da bir kader değildir. Bütün bunlar iktidarın bu ülkeyi nasıl yönettiğinin bir fotoğrafıdır. 20 yıl boyunca deprem vergilerinin nereye harcandığını sorduğumuz zaman gerekli yerlere harcama yapılıyor diyenler, bu harcamanın nereye yapıldığının hesabını bu ülkenin halklarına vermek zorundadır. O vergiler depremlerde, doğal afetlerde kullanılmak için toplandı. Ancak bugün nereye harcandığını ifade etmeyen, açıklamayan bir iktidar var. Kendi yandaşlarına, kendi çetelerine para akıtırken bu doğal afetlerin, bu ülkenin bir doğal afete hazırlıklı olmadığını bizlere gösteren ve bu paraların harcandığı yerlerin kendi keyfine göre kullanıldığının bir göstergesiydi. Parlamentoda bütün bunları sorduğumuz zaman hiçbir cevap vermediklerini de gördük. Çünkü verecek cevapları yoktur. Onların tek derdi, tek anlayışı, tek zihniyeti kendileridir, koltuklarıdır, iktidarlığıdır. Bunun dışında halkı düşünen, halkın geleceğini düşünen bir zihniyete sahip değiller ne yazık ki. Sevgili arkadaşlar, acımızın çok büyük olduğu ve öfkemizin de büyük olduğu bir süreçteyiz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu doğal afet karşısında çok şey yapılabilirdi. Ancak onların yaptığı tek şey, olağanüstü hal ilanıyla birlikte sosyal medya kısıtlaması yapmak, insanlara, yardım yapanlara öfke duymak, hakaret etmek, parmak sallamaktan başka bir şey yapmadıklarını bu 5 gün içerisinde bir kez daha gördük. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı 3 gündür doğal afetin yaşandığı, depremin yaşandığı yerleri geziyor ve yaptığı her açıklamada yardım edenlere, seferberlik ilan edenlere hakaret etmekten, parmak sallamaktan başka bir şey yapmıyor. Çünkü ne söyleyecek, ne sorulan sorulara cevap verecek bir durumları yok ve kalmadı. Biz HDP olarak depremin yaşandığı andan itibaren bütün kurullarımızla beraber, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte depremin yaşandığı her yerde olmaya çalıştık, yaraları sarmaya çalıştık ve hala bunu devam ettiriyoruz. Elimizde kalan 6 belediyemizle birlikte, bakın 2 ilçe, 4 belde belediyemizle, bu küçük belediyelerimizle bütün depremzedelerin yanında olmaya çalıştık ve hala arkadaşlarımız bu yardımları kısıtlı olanaklarımıza rağmen yapmaya çalışıyor. Çünkü bütün belediyelerimiz hırsız, talancı kayyumlara emanet edildi. Belediye başkanlarımız görevden alındı, onların yerine talancı ve hırsız kayyumlar göreve getirildi. Belediyelerimiz elimizde olsaydı bugün bu yaşanan tabloyla karşı karşıya kalmayacaktık. Buna inanabilirsiniz.
Ancak yine de bütün kurullarımızla, elimizde kalan 6 belediyemizle, milletvekili arkadaşlarımızla, gönüllü yoldaşlarımızla hep birlikte bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Acımızın çok büyük olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Ve bir kez daha yaşamını yitiren bütün halkımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ifade ediyorum. Hastanelerde tedavi altında olan bütün insanlarımıza acil şifalar diliyorum. Evet, dayanışma hepimizi yaşatır. Dayanışmaya devam edeceğiz diyorum.